olarak tavsiye edebilirim. Onun haricinde kralım var, oğlum var, halkım var. Ben tavsiye edebilirim. Müracatta bulunmuştum. Salam diyor, şunlar var değil mi? Ama salam. Yani sizin yeriniz nerede? Ülkemizdeki en büyük sorun baktığımız zaman mevcut yönetmeliklerdeki açıklar veya yaptırımlar. Bu yaptırımların az olması, zayıf olması baktığımız zaman yasa dışı silahlanmayı da teşvik edecek pozisyonlar kadar gelmiş durumda. Bugün bir ruhsatlı silah sahibi olabilmek için bir kişi taşıma ruhsatını 35 ile 40 bin liraya yakın bir masraf ederken bugün ruhsatsız bir silah bulunan bir kişi hiçbir olaya karışmadan daha yakalanmış olsa aldığı ceza neredeyse bunun 1/3 oranına kadar yakın. Bu da mevcut yönetmeliklerdeki boşluklar da insanları yasa dışı silah almaya yöneltiyor. Peki bu yasa dışı silah aldığı takdirde insanlar hiçbir şekilde psikolojik test, güvenlik soruşturması veya emniyetin veya devletin kontrolü dışında faaliyet yürütmeye başlıyor. Bu da maalesef istenmeyen olaylara neden olmaya günümüzde karşımızda çıkıyor. Bu kapsamda bir öncelikli olarak bir mevcut yönetmeliklerin baştan aşağıdan geçirilmesi lazım. Gerek silah satın alma ile ilgili olan süreçte, gerek silahlı suçlarla alakalı yaptırımlarda baştan aşağı ele geçirilmesi lazım. Mevcut maliyetin yaptırımın çok çok üstte olması lazım. Şu an baktığınız zaman bir silah alma maliyetinin altında ceza yaptırımı var. Bundan dolayı da psikolojik durumu yerinde olmayan, herhangi bir suça veya suçluya meyilli kişiler silahları rahatlıkla alabiliyor. Çeşitli kurumların yaptığı verilere de baktığımız zaman ülkemizde yaklaşık 40 milyon adete yakın silah olduğu basına yansıyan arasında. Bu 40 milyon adetin yaklaşık 4 milyona yakını sadece kayıt altında. Bu ciddi bir sorun.